Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında deltoid ve dörtgenleri sınıflandırılması konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABCD deltoid ADE doğrusal demiş. Şu doğrusal arkadaşlar bir de şunlar eşit verilmiş. E, otomatikman şunlar da birbirine eşit olmaz mı deltoidden dolayı? Evet. Hocam burada açı 108 derece verilmiş. Bakın ikiz kenarlar bunlar şu taban açılarını taşıyan açılar ne oluyordu? Eşit oluyordu. Dolayısıyla 108 ise burası da kaç olacaktır? 108. Adam bunu doğrusal vermiş. O zaman buraya kaç kaldı? 72. Hocam x kenar çıktı bakın burada. Burası da 72. 72, 72, 144'ten buraya kaç kaldı? 36 derece kaldı. Yani sorumuzun cevabı denizli çıktı. Yukarıdaki verilere göre alfa kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bakın delta 70 bu. Şunlar birbirine eşit bunlar birbirine eşit. E, buradaki taban taşıyan açılar ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Yani 4 alfa eksi 25 eşittir 3 alfa artı 15 olduğundan dolayı alfa da buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 40 derece çıkıyor. Yani cevap Cihan. ABCD bir deltoid 2 kök 6 4 ve x verilmiş. Gençler bu deltoid ve şunlar eşit verilmişse otomatikman bunlar da birbirine eşit midir? Evet. X kenarda deltoid de köşegenler daha doğrusu nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. Hocam burası da 90 burası da 90 ve ikiz kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğundan dolayı burası 2 kök 6 ise burası da 2 kök 6 oldu mu? Oldu. E hocam ne var burada? Bak şu üçgende dikten dik çizilmiş değil mi gençler? E o zaman bu üçgende dikten dik çizilmişse ne yapacaksın? Öklit. Hocam 2 kök 6 verilmiş. 2 kök 6'ya ait öklit bağıntısı o zaman. Şu çarpı tamamı. Evet 2 kök 6'nın karesi eşittir. 4 çarpı 4 artı x'ten. Bu 4 çarpı 6 yaptı. 4 çarpı 4 artı x olacağından dolayı 4'ler de sadeleşti. X artı 4 6 ise x'i buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Yani cevap balı kesir. ABC bir üçgen 7'ye 7 verilmiş ve şurada x'e x verilmiş. He. Arkadaşlar bakın bir üçgen içerisine ya da herhangi bir çokgensel bir şeklin içerisine deltoid ya da eşkenar dörtgen gibi şekiller konulduğu zaman şuna dikkat edeceksiniz. Köşegen çizeceksiniz. Köşegen özeldir bu saydığım iki konuda. Deltoid'de de şeyde de eşkenar dörtgende de. Eşkenar dörtgende çizdiğimiz her iki köşegen açı ortayken burada arkadaşlar hop şu simetri ekseni olan köşegen. ikizlerin tepe açılarından çizilen köşegen arkadaşlar bu açı ortaydır. Zaten deltoid de işimiz gücümüz köşegen diye hep söylüyorum. Sıkıştığınız zaman köşegen. E, hocam bir köşegen varsa diğerini çizeceğiz. Hiçbir köşegen yoksa da simetri ekseni olan köşegen özel köşegendir. Bunu çizin arkadaşlar. Bakın bu bizim açı ortay. Yani şunlar birbirine eşit bunlar birbirine eşit bu açıortay şeklinde oldu açılar da eşit oldu aa bakın büyük üçgende ne oldu aynı zamanda açıortay doğrusu oldu bu e büyük üçgende açı ortay doğrusu kollar oranı tabanlar oranı eşit değil midir yani x bölü x artı 8 eşittir 7 bölü 11 olacağından işler dişler yapalım 11 x eşittir 7 x artı 56'dan buradan 4 x eşittir 56'dan x de buradan kaç geliyor arkadaşlar 2'ye bölseniz 28 bir daha 2'ye bölseniz 14 yani cevap akçay DC paralel AB verilmiş ve 3'e 7 verilmiş. Bu bu şekilde bir katlama olmuş arkadaşlar. Şekil 2'deki görüntü elde edilmiş. Buna göre X kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar bize. Burada herhangi bir şekilde deltoid ile ilgili bir şey var mı? Yok. Bir katlama var. Arkadaşlar katlamada ne yapıyoruz? Hop eski haline geri açıyoruz. E, deltoid alakası var tabii ki. Niye? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit ya. Üst üste binen şu kenarlar da birbirine eşit. Aa ne oldu? Deltoid oldu. Simetri eksen olan köşegen oldu. Ya. Ama biz bunu daha öncesinde de biliyoruz? Yani Deltoid'in özelliğinden bilmemize gerek yok daha doğrusu. Arkadaşlar üst üste binen açılar da birbirine eşit demiyor muyduk? O, bunlar birbirine eşit. Hocam buradaki açılar da birbirine eşit. Tamam. Deltoid'den de bunu söyleyebilirsiniz tabii ki. Hocam bu arada burası üçgen. Burası da kaç? 3. Burası da 7 verilmiş. Şimdi ne yapacağız? Gençler daha öncesinde de söyledik. Bakın şuna dikkat edin. Böyle e, karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde bunlar nedir? Paralel kenar, dikdörtgen, kare, yamuk gibi konularda açı ortaylık varsa lütfen ama lütfen Z'ye dikkat. Var mı burada Z? Olmaz mı hocam? Bak burada bir Z var. Z'den dolayı burası ne oldu? Çizgi açısı oldu. Bak çizgiye çizgi, ikiz kenar. Yani x'i buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Yani böylelikle cevabımız ne çıktı arkadaşlar? E'dremit çıktı. ABC'de bir deltoid ve diklik verilmiş. Arkadaşlar diklik verilmişse şunlar eşitse bunlar da deltoidden dolayı tanımından dolayı bunlar da eşit bilir, Eşittir. Hocam bu ikizkenar dik üçgen. Ve köşegenler nasıl kesiyor arkadaşlar? Dik kesiyor. Şu 45'leri bir yazalım mı ikizkenar dik üçgenler? Evet. 45 90 ise burası da 45 oldu. E burası da 45 oldu. Hocam BE uzunluğu K iken bakın burada ED uzunluğu ne verilmiş? 2K verilmiş. Tamam. Olay bitti o zaman arkadaşlar. Niye? Hocam 45 45 90 üçgeni ya. K iken burası da K. Aa, 1 2 kök 5 üçgeninden K kök 5 olacaktır burası. Peki K'yı bulabilir miyiz? Evet. K'nın kök katı 6'ya eşittir. K da buradan 6 bölü kök 2'ye eşittir. Kök 2'ye eşit çarparsam 6 kök 2 bölü 2'den 3 kök 2 yaptı. Ama bizden ne isteniyor? X yani K kök 5. Yani 3 kök 2'nin kök 5 katı isteniyor. Cevap kaç çıkacaktır o zaman? 3 kök 10 çıkacaktır. Yani cevap Edremit. Yukarıdaki verilere göre ABC'de deltoidinin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar köşegen çizilmiş mi çizilmiş. İşimiz gücümüz köşegen. Diğer köşegende biz çizeceğiz. Ama hocam böyle özel açıyı parçalamış oluyorsunuz. Fark etmez. Yani deltoid öncelik köşegen arkadaşlar. Çizdik bir çizdik. E çizince hocam bu ikiz kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. Hocam bu da aynı şekilde eşit ya. Şunlar da birbirine eşit ya. Çizilen yükseklik açı ortaydır. Yani 75-75 oldu. A 15 75 90 15 75 90 bu arada bu çizilen köşegen aynı zamanda kenar ortaydır 2'ye 2 oldu peki ne yapacağız hocam 15 75 90 çıktı hiç sevmediğimiz bir üçgen çıktı ama en azından alanda kullanmayı seviyoruz arkadaşlar evet şu üçgene bakacak olursak 15 75 90 üçgeninde nedir bu haşa 4 haş değil midir evet arkadaşlar yani burası H'ken burası 4 haştır haş 2 ise 4 haş kaç yaptı 8 Zaten deltoidin alanı isteniliyor bizden. Alanda köşegenler belliyse olay bitti. Köşegenler çarpımının yarısına eşittir. Yani 4 çarpı 8 bölü 2'ye eşit. Bir köşegen 4 diğer köşegen 8 olduğundan dolayı. Yani cevap bize çıktı arkadaşlar. Böylelikle 16 çıktı. Cevap C. Han. Ön yüzü mavi arka yüzü sarı renkli olan deltoid biçimdeki ABC'de kağıdı şekil 1'de gösterilmiştir. Evet şunlar birbirine eşitse otomatikman deltoid tanımına göre bunlar da nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. Tamam. BAD açısı da 112. Eyvallah. Şunu şöyle getireyim şuradaki şekilde gözüksün. Bu deltoidin B köşesi AE doğrusu boyunca katlandığında bakın şöyle katlandığında bu buraya gelmiş. F noktasıyla çakışmış. Buna göre X nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar öncelikle bu köşegen mi? Köşegen. Şimdi burası 112 derece verilmiş. Buna dikkat edeceğiz. 112. Sen bu katlama verilmiş Katlamayı açacağız. Hocam katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu parçalarda şu parça birbirine eşit. Bu eşitleri yazmazsanız olmaz. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Hocam şu açılar da birbirine eşit. Aa hocam burası aynı zamanda köşegen. Simetri ekseni olan köşegen. Yani sen buraya aa dersen. Hocam burası 2 ise burası da 2 a mıdır? Evet. Bakın 4 a 112'ye eşit oldu. E buradan a kaça eşit olacaktır o zaman? 2'ye bölsen 56 bir daha 2'ye bölsen 28. A28 ise burası kaç çıktı? 56 çıktı. E hocam bu bir deltoidti. Bak şu katlamadan dolayı eşitliği yazdık. Deltoidden dolayı şunlar da şu birbirine eşitti. Değil mi? E, çift çizgi demeyeyim hatta bunlara çizgi diyeyim. Burada çizgi demişiz çünkü. Çizgiye çizgiye burada. Burada da çizgiye çizgi diyelim. Burada da çizgiye çizgi. Hatta şunları da yuvarlakla gösterelim şöyle. Karışıklık olmasın. Hocam ikiz kenar çıktı burada. İkiz kenarın tepe açısı kaç derece? 56. 180'den 56 çıkarsan 124. 2'ye bölsen 62. O zaman bunlar da 62 62 çıktı. E hocam başka ne yapacağız? Vallahi devam. 62'yi bulduk ya. Burada devam. 62 ise burada kaç kaç derecedir gençler? Burası 62 ise 180'e tamamlayan 118 derecedir. A katlama vardı burada. Üstte binar açılar birbirine eşitti. Dolayısıyla bakın güzel bir soru. 118 ise burası da 118'dir. E şurada kaçlar da delta üstte de eşit olmuyor muydu arkadaşlar? Yani şu açıyla şu açı eşit olacak. X artı 62 eşittir 118 ise x de buradan ne yapar? 118 eksi 62 çıkar. Yani 56 mı çıkar arkadaşlar? Evet cevap böylelikle akçay oldu. Çok güzel bir soru. Ama katlamada üst üste binen kenarlar, üst üste binen açılar e, böyle eşitliğini göstermezseniz sıkıntı yaşarsınız burada. Ben mesela belli bir parçasını göstermişim. Keşke burada e, sorunun başında şunların da eşitliğini söyleseydim. E, daha hızlı şekilde hareket ederdik. Burada 62 62 yazdım. 118 Burada bu bilgiyi kullanmadığımı anladım. Hop üst sistemine binar açılar gösterdik yine devamını getirdik arkadaşlar. Hoş sorular dikkat edin lütfen. Evet cevap Akçay. ABC'de bir deltoid 13 13 11 11 verilmiş. Bir de ABC açısını 90 dereceden büyük vermiş. Arkadaşlar niye bunu 90'dan büyük verdi? Bak verilen her bilgiyi kullanacaksın. Soruyu çözemedin buraya geldin çünkü bunu kullanmadın. Adam sana burayı geniş niye verdi acaba? Bakacağız. Alanı da ne vermiş arkadaşlar? 132 vermiş. E hocam köşegeni çizsek mi acaba? Vallahi köşegeni çizersen olmaz. Niye? Bu köşegen yok, bu köşegen yok. Yani en azından alan mantığını kullanamam. Tamam. Deltaoidte işimiz gücümüz köşegen diyoruz ama bu köşegeni çizdim. E, köşegenler çarpının yarısı e, iki köşegen de yok. Ne yapacağız? Sıkıntı. Demek ki başka bir şey düşüneceğiz arkadaşlar. E arkadaşım alan ABC'de 132. Bana şu özel köşegeni vermiş simetri ekseni olan köşegeni vermiş. Simetri eksen olan köşegen alanı da iki eşit parçaya ayıracak. Yani hocam burada kalan 66. Burada kalan da 66. Tamam. Şimdi ne yapacağım? E o zaman arkadaşlar biz burada köşegenler çarpımının yarısını kullanmadıysak üçgenin alanını düşünelim o zaman. Hocam sinüs alan formülü yapsak? 11 çarpı 13 çarpı sinüs alfa bölü 2 eşittir 66 mı desek? Çıkar. Ama ben onu kullanır mıyım? Kullanmam. Ne yapacağız? Tabana ait yükseklik. Hocam tabana ait yükseklik çizim. Bak işte geniş açı o yüzden vermiş. Çizilen yükseklik içeriye düşmüyor. Geniş açılı olduğundan çizilen yükseklik nereye düşecek arkadaşım? Dışarıya düşecek. Hop dışarıya düşecek. Tamam. Dışarıya düşsün. Ama burada 13 tabanına ait yükseklik 66 13'e bölünüyor mu? 66 bak. Buradan çıkar soru. Kesinlikle çıkar. Ama işlem kalabalığıyla çıkar. Hocam 13 çarpı h bölü 2 66 dediniz. Ya 13'e bölünebilen bir şey mi sayı? Değil. O zaman illa bu tabana ait yükseklik değil. Nereye? 11 tabanına ait yükseklik çizelim. O da içeri düşmeyecek. Sadece nereye düşecek arkadaşlar? Bak verilen bilgileri, verilen sayıları yorumluyorum burada. Siz de öyle yapın. Dışarıya düşecek ve şu tabana ait yüksekliği çizdim arkadaşlar ben. Hep şuraya h diyecek olursam 11 çarpı h bölü 2 eşittir 66 ise 11 ile 66 sadeleştirince 6, 6 kere 2 12. H'ı buradan 12 bulduk. Aa ne güzel oldu. Bak burası 12. Hocam 12, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeni. E x'i de artık bulurum. Niye? Şurada bir Pisagor bağıntısı. Ne var burada? 12. Burada ne var? 16. 12 16 ne üçgeni? 20 üçgeni. Tamamen verilen bilgileri kullanmayla ilgili çıkan bir soru arkadaşlar. Görüyorsunuz. E, yani siz de böyle verilenleri böyle kullanmak için elinizden geldiğince bir şey yapın. Yani adam geniş açıyı vermiş. Bak burada geniş açıyı bile kullandım. Bak sinüs kullandım. Çizilen yükseklik dışarı düştü sadece. Her verilen bilgiyi lütfen ama lütfen kullan. Cevap aç çay. ABC'de delta ve DE uzunluğu K iken BE uzunluğu ne demiş? 4K demiş. Evet burası 4K. Sonra şu AB ile BC birbirine eşit. AC uzunluğu da 12. AC uzunluğu 12 iken o zaman bunlar ne oldu arkadaşlar? 6 6 oldu. Çünkü ikizkenar kenarda çizilen yükseklik konumda ya da e, şuraya çizilen köşegen iki eş parçaya bölüyor diye dılsan olmasa da söylemişti zaten. Hocam delta y'den alanını zaten 90 vermiş. Yani 5k çarpı 12 bölü 2 eşittir 90. Hocam sadeleştirmeleri yapalım mı? Yapalım. Şu şu gitti 6. 6 kere 5 30. 90 bölü 30'dan k'yı kaç bulduk o zaman? 3 bulduk. Burası 3. Burası 12. Delta çevresi soruluyor. 3 6 iken burası 3 kök 5 oldu. Burası da 3 kök 5. 1 2 kök 5 üçgeninden. 6 12 ise de burası da 6 kök 5 oldu. Burası da 6 kök 5 oldu. 1 2 kök 5 üçgeninden. Evet, toplam kaç yapıyor o zaman çevresi? 18 kök 5 yapıyor arkadaşlar. Yani cevap balık esir. Rümeysa öğretmen geometri dersinde öğrencileriyle birlikte adım adım aşağıdaki etkinliği yapmış ve onlara etkinlik sonunda bir soru sormuştur. 10 santimetre uzunluğunda bir AB doğru parçası çizelim. Evet çizdik 10 santimetre uzunluğunda bir AB doğru parçası. Tamam. Şöyle. Şuraya A diyelim. Şuraya da B diyelim isterseniz. Sonra pergelinizi 6 cm açalım. Açalım 6 cm. Bu arada tamam 6 cm açtık pergelimizi. Unutmayalım. Pergelin sivri ucu A noktasını bırakarak bir çember çizelim. Bu 10 cm ydi. Hocam hop, bir çember çiziyorum şöyle. Çizdik mi? Çizdik. 6 cm. Buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. E hocam burası 6 cm. Sonra diyor ki ee, sonra pergelimizi 8 cm açalım pergelimizi sivri ucunda B noktasına batırarak bir çember daha çizelim evet 8 cm açıp bir çember daha çizeceğim şöyle bir çember çizeceğim çemberin bu parçasını göremiyoruz arkadaşlar önemli de değil 8 cm olduğu için buraya kaç kaldı arkadaşlar 4 buraya kaç kaldı 2 tamamı 6 olduğundan dolayı tamam bunu da kullandık sonra ne diyor bu iki çemberin kesim noktalarını C ve D diye adlandıralım. Tamam şurası C noktası burası da D noktası. Köşe noktaları A, C, B, D olan A, C, B, D olan A, C, B, D. dörtgeni çizelim. Çizelim kardeşim şöyle. Çizdik mi? Çizdik. Şu bir de tamam çizdik. Sonra ACBD dörtgensel bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu bir deltoid. Niye? Hocam bak bunun yarıçapı çapı 6. Bak burası da 6 burası da 6. Hocam bak bunun yarıçapı çapı 8. Bak burası da 8 burası da 8. Eyvallah. E deltoid olduğundan dolayı ne yapacağız? Bir köşegende verilmiş. Diğer köşegeni de biz çizelim arkadaşlar. Köşegenler nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. E sonra ben buradaki alanı bulmak için ne yapmak zorundayım arkadaşlar? Şurayı bulmak zorundayım. Hatta şunlar da birbirine eşit. Yani şu köşegenleri bulmak zorundayım. Hadi bakalım bulalım. 90'lık 90'lık da maalesef yok. E o zaman arkadaşlar ne yapacağız? Pisagor bağıntısı yapacağız. Bakın şöyle bir üçgen çıktı karşımıza aslında. Şöyle bakacak olursak. Hocam burası 6 burası 8. Şuradaki haşı bulursam olay bitti. E bunun tamamı kaç? Bunun tamamı da 11'im değil mi? Aa, bunun tamamı 11'im olduğundan burası 90 derece zaten arkadaşlar. Ben şöyle yapacaktım. Buraya A diyecektim. Buraya 10 eksi A diyecektim. Bir burada Pisagor bir burada Pisagor. Haşı yalnız bırakıp e, H kare 36 eksi A kare eşit. H kare 64 eksi 10 eksi A'nın karesini eşit deyip A'yı bulacaktım. Sonra da H'ı bulacaktım. Ama gerek yok artık. Niye? Çünkü 6, 8 ne üçgeni arkadaşlar bu? 10 üçgeni. Yani o zaman burası 90 derece. E o zaman burası 90 sa bir dik üçgende arkadaşlar şöyle bir dik üçgende şey eksikse bütün kenarlar belli 6, 8, 10 hipotenüse ait yükseklik eksikse nasıl buluyorduk arkadaşlar bunu? Alandan. Üçgenin alanı nedir? Dik üçgenin alanı nedir? Zaten bizden Rümeysa öğretmeni sorduğu soru bu dörtgensel bölgenin alanı isteniyor. Haşı da bulmama gerek yok. Çünkü bu da 6, 8, 10 bu 90 derece. Bu da 6, 8, 10 90 derece. Niye haşı bulayım ki ben burada? Haşı bulup da yine cevabı ulaşırım ama gerek yok. Hocam bizden istenilen şey şu iki tane dik üçgenin alanı oldu. Bitti gitti arkadaşlar. O zaman alan ne diyeceğiz arkadaşım? Alan 6 çarpı 8 bölü 2'den kaç tane var? Bir burada bir burada iki tane var. O zaman cevabımız da böylelikle 48 çıkar. Yani cevap Denizli oldu.